Merhaba arkadaşlar ben Elif Trenvise. Bebeğim örgülerim örgü kanalıma yeniden hoş geldiniz. Kışa giriyoruz. Artık çok güzel, çok farklı modellerle birlikte yeniden güzel örgüler örmeye başlayacağız. Havalar soğudu. Bizim için güzel bir hobi olan örgümüze daha fazla ağırlık vereceğiz. Bugün sizlere çok güzel bir model anlatımı yapıyorum. Ee, görmüş olduğunuz hırka modelinin Anlatımını şimdi sizlere yapacağım. Hırkamız ortalama 1-1,5 yaş hatta 2 yaşa kadar giyilebilecek ölçülerdedir arkadaşlar. Kuroveze bir çalışma. Görmüş olduğunuz gibi 8 tane düğmemiz, 8 tane ilik çalışmamız olacak. Hiç örgü bilmeyen ya da çok az örgü bilen herkesin örebileceği bir model olacak. Çok kolay ve çok pratik bir şekilde anlatımını yaptım e, modelimize yakadan başlayacağız. Görmüş olduğunuz gibi dik yaka bir model. Sonrasında kroveze çalışmamızı yaparak roba artışlarıyla birlikte robamızı ve kollarımızı tamamlayıp ardından beden çalışmamızı da örerek hırkamızı tamamlayacağız. Çok keyifli öreceksiniz, çok sev kalacaksınız ve çok güzel sonuç elde edeceksiniz. Arkadaşlar ben özellikle ebruli bir ip kullandım. Kullanmış olduğum ip Nako Elit Baby'nin Muare serisi anti peeling bir ipimiz tüylenme yapmıyor 100 gram ağırlığında ve 250 metre uzunluğunda. Siz isterseniz düz renk iplerde kullanabilirsiniz fakat ben bu modele haroşa örgü olduğu için sade bir model olduğu için böyle hareket katmak istedim ve özellikle muare ip kullandım. Arkadaşlar 3.5 ya da 4 numara örgü şişi kullanabilirsiniz. Eli bol olan arkadaşlar 3,5 eli sıkı olan arkadaşlar 4 numara örgü şişi kullanabilirler. Ben örgülerimde hep misinalı şiş kullanıyorum. Kalem gibi şişleri tuttuğum için sizler misinalı siz şiş kullanmak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Normal klasik uzun şişlerle de örgünüzü örebilirsiniz. Ama örgüye yeni başlayan arkadaşlarım varsa mutlaka misin şişle örgüye alışsınlar. Çünkü misin şişle örgü örmek hem çok daha keyifli hem çok daha kolay oluyor. Misine uzunlukları yani şiş uzunluklarımız kısa olduğu için daha rahat bir hareket edebiliyoruz ve daha hızlı örgü örebiliyoruz. Bu benim kendi kişisel tecrübem. Ben öyle hissediyorum ve misin şişle daha rahat örgü örüyorum. Evet arkadaşlar eğer hazırsak şimdi e, misinalı ya da düz şişlerimize nasıl arzu ederseniz iplerimizi şişlerimizi hazırlayalım toplamda tam 2 yumak ip kullanacağız arkadaşlar çok az miktarda ipimiz artabilir hiç artmayabilir bu elimizin örgüsüne göre de değişiyor e, benim görmüş olduğunuz gibi şu kadarcık ipim arttı topu topu iki yumaktan artan ipim bu oldu şimdi hazırsak hep beraber bu güzelliği örmeye başlayalım Evet 60 ilmekten oluşan örgümü toplamda 1 2 3 4 5 diş haroşa boyunca haroşa örgü ördüm burası hırkamızın yaka kısmı arkadaşlar Şimdi artırma çalışması yapacağız. Örgümüzün sağ tarafından ve sol tarafından 7 ilmek artış yapacağız ve robamızı örmeye başlayacağız. Robamızı örerken de roba artışları yapacağız. Artış aralarında, roba aralarına 3 ilmek haroşa örgü öreceğiz. Çok güzel görünüyor bu modelde. Ayrımlarımız şöyle olacak. 7 ilmeği ilave ettikten sonra Ön bedenimiz için toplamda 15 ilmek ayıracağız. Şu anda 8 ilmek var. 2 4 6 8. 7 ilmek ilave ettiğimizde toplamda 15 ilmek olarak ön bedenimizi öreceğiz. Ajur aralarımıza 3 tane ilmek koyacağız. Ardından kolumuz için 2 4 6 7 ilmek kol için öreceğiz. Tekrar ajur aralarımız için 1, 2, 3 ilmek koyacağız. Arka bedenimiz 18 ilmek. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Yine ajur aramız için 3 ilmeğimiz. Diğer kolumuz için 7 ilmeğimiz. Ve diğer ön bedenimiz, sağ ön bedenimiz için de 8 ilmeğimiz kalacak. 7 ilmek daha ilave edeceğiz ve toplamda 15 ilmekle diğer ön bedenimizi de örmeye devam edeceğiz. Şimdi hemen sol tarafımızdaki artışlarımızı yapalım. Ben örerek artış yapıyorum. İlk ilmeğin içerisine batıyorum. Bir ilmek örüp şişime takıyorum. Siz farklı bir şekilde artış yapıyorsanız, alışık olduğunuz başka bir teknik varsa o şekilde de arttırabilirsiniz. Eğer bilmiyorsanız benim yaptığım gibi yaparak artışlarınızı yapabilirsiniz. 2. Örüyorum, şişe takıyorum. 3. Örüyorum, şişe takıyorum. 4. Örüyorum, şişe takıyorum. 5. Örüyorum, şişe takıyorum. 6 görüyorum. Şişe takıyorum 7. Şimdi ön bedenimizde 15 ilmeğimiz oldu. 2 4 6 8 10 12 14 ve 15. 15 ilmekle artık roba çalışmamıza başlıyoruz. Örgümüzün düz tarafında artışları yapacağız arka tarafında var olan ilmekleri sadece haroşa örgü olarak öreceğiz. İlk 15 ilmeğimi haroşa örgü olarak örüyorum. İşaretleyicilerle benim gibi işaretlerseniz roba ayrımlarını çok kolay görebilirsiniz. Eğer bir işaretleyiciniz yoksa renkli bir iple birlikte aynı şekilde işaretleyebilirsiniz. Evet 15 ilmeğimi ördüm. Roba ayrımının olduğu yere geldim. Bir gizli artırma yapıyorum. Ve roba ayrımında 3 ilmeğim vardı. Bu 3 ilmeği de haroşa örgü olarak örüyorum. Tekrar ayracımı şişime alıyorum. Robamın diğer tarafında da bir gizli artırma yapıp kolumdaki 7 ilmeği örüyorum. 4 5 6 ve 7. Roba ayrımının oraya geldim. Bir gizli artırma yapıyorum. Roba ayrımındaki 3 ilmeğimi 1 2 3 haroşa örgü örüyorum ayracımı şişimi alıp tekrar bir artırma yapıyorum yani bu 3 ilmeğimin sağında ve solunda artırma çalışması yapıyorum arka bedeni örmeye başlıyorum arka bedenimde 18 ilmeğim vardı 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ve 18. Arka bedeni ördüm. Roba ayrımının oraya geldim. Hemen bir gizli artırma daha yaptım. Ve roba ayrımındaki 3 ilmeğimi haroşa örgü olarak ördüm. Tekrar bir gizli artırma yapıp ikinci kolumdaki 7 ilmeği haroşa örgü örüyorum. 3 4 5 6 ve 7 Roba ayrımına geldim. Hemen sağında bir gizli artış yaptım proba ayrımındaki 3 ilmeğimi haroşa örgü olarak ördüm. Ardından sol tarafında bir gizli artış yaptım ve diğer ön bedenimdeki 8 ilmeğimi haroşa örgü olarak ördüm. 6 7 ve 8 Şimdi aynı çalışmayı şu artırma çalışmasını burada yapacağız. 7 ilmek de burada artıracağız. Yine örerek artırma tekniği ile ilk ilmeğin içine giriyorum. Örüyorum ve şişime takıyorum. 1 Örüyorum şişime takıyorum. 2 Örüyorum şişime takıyorum. 3 4 5 6 Evet arkadaşlar şu kenar kısımlarımızın eğer bu şekilde haroşalı dönmesini istiyorsanız ilk ilmeği boş alıp sonra örgünüzü örebilirsiniz. Eğer düz bir çalışma yapmak istiyorsanız yani sizinle birlikte e, bu tür çalışmalar yapmıştık tulum çalışmamda özellikle haroşa örgünün kenarının düz olarak ilerlemesini istemiştim. Eğer öyle çalışmak isterseniz ilk iki ilmeği ters örgü olarak örüp ilk sırada sonrasında bu iki ilmeği boş olarak örebilirsiniz. Ardından haroşa örgü olarak devam ediyoruz. Yani örgümüzün Ters tarafında ilk iki ilmeği boş alıyoruz arkadaşlar. Şayet anlaşılır olmadıysa şimdi örerken tekrar göstereceğim. Sonraki sıralarda ama. Bu, bu teknikle ilgili videom var. O videoyu seyredebilirsiniz. Evet artış yaptığım ilmekler de dahil olmak üzere var olan ilmeklerimin tamamını haroşa örgü olarak örüyorum. Şu gizli artış yaptığım ilmeğim. Bunu ve diğer bütün ilmeklerin tamamını örgümüzün arka sırasında haroşa örgü olarak örüyoruz. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Sıra sonunda kenar kısmının düz dönebilmesi için nasıl ilmekleri aldığımı tekrar sizlerle paylaşayım. Evet sıra sonuna kadar haroşa örgüyle geldim. Kenar kısmımızın düz dönmesini istiyorsak son iki ilmeği ipimiz bize doğru bakarken boş alıyoruz. Tekrar örgümüzün ön kısmındayız. Şimdi bu iki ilmeği de haroşa örgü olarak örüyoruz. Bu şekilde şu kenar kısımlarımız bizim düz olarak ilerliyor. Arkadaşlar 15 ilmeğimiz vardı. Artış yapmıştık. Şimdi 16 ilmeğimiz oldu. 16 ilmeğimizi yine haroşa örgü olarak örüyoruz. Roba artışının olduğu yere kadar. Evet 16. ilmeğimi ördüm. Yine roba ayrımına geldim. Hemen öncesinde bir gizli artırma. Sonra roba artışımın olduğu 3 ilmeği haroşa örgü olarak ördüm. Ardından tekrar gizli artırma yaparak kolumu örmeye başladım. Kolumda 7 ilmeğim vardı. Sağında ve solunda birer ilmek artırdığım için bu sırada 9 ilmeğim oldu. 9 ilmeğimi ördüm. Yine roba artışının olduğu yere geldim. Hemen öncesinde bir gizli artırma sonra aradaki 3 ilmeği örüyorum ve tekrar sonrasında bir gizli artırma daha yapıp arka bedenimi örmeye başlıyorum arka bedenimde 18 ilmeğim vardı sağında ve solunda artış yaptığım için bu sırada 20 ilmeğim olmuş oldu 20 ilmeğimi haroşa örgü olarak örüyorum Evet 19 20 roba artışının olduğu yere geldim hemen bir gizli artırma yapıyorum roba artışımın arasındaki 3 ilmeğimi haroşa örgü olarak örüyorum ardından tekrar bir gizli artırma yapıp ikinci kolumu örüyorum 9 ilmeğim vardı 9 ilmeğimi haroşa örgü olarak örüyorum. Yine roba artışının olduğu yere geldim. Hemen bir gizli artırma. Ardından aradaki 3 ilmeğimi haroşa örgü olarak örüyorum. Sonrasında yine bir gizli artırma ve ön bedenimin sağ tarafını örüyorum. Burada da bir artışla beraber 16 ilmeğim vardı. 16 ilmeğimin tamamını örüyorum. Şimdi bu sırada göstereceğim arkadaşlar. Düz kısmımızda düz örgü olarak örüyoruz. Örgümüzün ters kısmında bu iki ilmeği ipimiz bizde olacak şekilde boş alıp sonra arka tarafa uzatarak haroşa örgümüzü örmeye devam ediyoruz. Bu şekilde örgümüzün kenar kısımları düz örgü olarak ilerliyor. Birkaç sıra sonra çok belirgin olacak. Örgümüzün arka kısmında sadece var olan ilmekleri ve gizli artırma yaptığımız ilmekleri haroşa örgü olarak örüp sıramızı tamamlıyoruz. Hep artışlar bu şekilde ilerleyecek arkadaşlar. Artışlarımızı yapacağız. Robamız bu şekilde büyüyecek. Ardından kol ayrımı çalışmasına başlayacağız. Her düz sırada artışlarımızı yapacağız. Ters sıralarımızda da sadece var olan ilmeklerin tamamını haroşa örgü öreceğiz. İlmek artışı yaptığımız sıradan sonra toplamda 5 diş haroşa boyu örgümüzü önce öreceğiz. İlik çalışmalarımız olacak. Krovoze bir model olduğu için aynı sırada 2 ilik çalışması yapacağız. Toplamda 4 kez ilik çalışması yapacağız ve 8 tane ilik elde etmiş olacağız. Şimdi sırayı tamamlayayım. Haroşa örgülerle örüyorum. Sıramı tamamlarken son 2 ilmeğim örgümün ters tarafında olduğu için ipimi kendime doğru alıp bu iki ilmeği şişime boş alıp öyle örüyorum ön kısımda düz örgüyle örüyorum arka kısımda son iki ilmeği şişime boş alıyorum ön kısımda haroşa örgü olarak örmeye devam ediyorum bu kenarda iyice belirginleşti arkadaşlar örgümüzün üçüncü kez roba artışını yapacağız Şöyle kenar kısmımız oldukça belirgin oldu. Şimdi iki tane artış yaptık. Toplamda beş kez artış yaptıktan sonra ilik çalışmamız olacak. Biri uç kısımda biri daha iç kısımda olacak şekilde. Aynı sırada iki tane ilik çalışması yapacağız. Sanırım anlaşılır olmuştur. Örgümüzün düz kısmında ayrı olduğu yerlerde sağda ve solda birer artış yapacağız. Her düz sırada toplamda 2, 4, 6, 8 tane artışımız olmuş olacak. Ee, arka sırada da var olan bütün ilmekleri sadece haroşa örgü olarak öreceğiz. Bu şekilde 5 kez artırmamızı tamamlayalım. Sonra ilk ilik çalışmamızı yine birlikte yapmaya devam edelim. Evet arkadaşlar toplamda 5 kez Roba artışı yaptık. Şöyle saydığımızda 1, 2, 3, 4, 5. 15 ilmekle ön kısmımıza başlamıştık. 5 kez arttırdığımız için şimdi 20 ilmeğimizin olması lazım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Evet 5 kez arttırmamızı yaptık. Ön bedenimizde 20 ilmeğimiz var. Şimdi ilk ilik çalışmamızı yapacağız. Bu arada bu Kenar kısmımızın düz şekilde nasıl ilerlediğini şöyle yakın çekimle göstermek istiyorum. Bu şekilde yapmak isterseniz size gösterdiğim gibi örebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ilk ilik çalışmamızı yapacağız. 1 2 3 4 ilmeğimi haroşo örgü olarak örüyorum. Şişime ipimi bir kez doluyorum. Sıradaki 2 ilmeğimi birlikte örerek ilk ilik çalışmamı yapmış oluyorum. 4 ilmekten sonra doladım. 2 ilmeği birlikte ördüm. 2. bir ilik çalışması yapacağız. 10 ilmek örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7, 8, 9 ve 10 10 ilmek ördükten sonra tekrar şişime ipimi doluyorum sıradaki 2 ilmeği birlikte örüyorum ve 2. ilik çalışmamı da gerçekleştirmiş oluyorum tekrar söylüyorum 4 ilmeğimi haroşa örgü olarak ördüm şişime ipimi doladım Sıradaki iki ilmeği birlikte örerek kesme işlemi yaptım. İlk iliğimi açtım. Ardından 2, 4, 6, 8, 10 ilmek haroşa örgümü ördüm. Tekrar şişime ipimi doladım. Ve sıradaki iki ilmeği yine birlikte örerek bir kesme işlemi yaptım. Ve iki tane ilik çalışmamı tamamlamış oldum. Ardından şu örgülerle örgümü örmeye devam ediyorum. Roba artışımın olduğu yerdeyim. Altıncı kez roba artışlarını yapmaya başlıyorum. Şayet kız bebekler için bu hırka çalışmasını yapacaksanız ilik çalışmamızı örgümüzün sol tarafında biz yaptık. Ben erkek bebek anlatımı yaptığım için kız bebek için ölecekler sağ tarafta aynı işlemi yapsınlar arkadaşlar. Yine son 4 ilmekten önce bir ilik çalışsınlar. Onun ondan önce de 10 ilmek ara bırakıp tekrar bir ilik çalışması yapsınlar. Yani tam tersini yapacaklar. Gelecekler ön bedene. Ön bedende 2 4 ilmek örecekler. Ondan sonra aynı çalışmayı uygulayacaklar. Sağ tarafta ilik çalıştıkları için kız bebekler için ilik çalışması yapmış olacaklar. Benim şu anda göstermiş olduğum sol bedende erkek bebek için ilik çalışması olmuş oldu. Evet, 6. kez roba artışlarına devam edeceğim. Sağda ve solda roba ayrımının iki kenarında artış çalışmamı yapacağım ve bu şekilde Robamız istediğimiz büyüklüğe ulaşana kadar örmeye devam edeceğim. 2 ilik arasındaki mesafemiz 14 diş haroşa arayla olacak arkadaşlar. Bu şekilde 4 kez ilik çalışması yapacağız ve toplamda 8 tane iliğimiz olacak. Hırkamızın üzerinde toplam 8 tane düğmemiz olmuş olacak. Evet bu şekilde roba artışlarını gerçekleştirerek örgümüzü örmeye devam edelim. Kol kısmımızda kol ayrımlarını yapmaya yine birlikte devam edeceğiz. Şimdi oraya kadar olan kısımları örelim. Tekrar görüşelim. Evet ilk iliğimizden sonra roba artışlarına devam ettim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 diş haroşa boyunca örgümü ördüm. Toplamda 19 kez artırma yapmış oldum. Şimdi arkadaşlar ikinci ilik çalışmamızı yapacağız. Ve robamızı bitirmiş olacağız. Kol ayrımlarına başlayacağız. Ne yapıyorduk? 1 2 3 4 ilmek örüyorduk. Ardından şişimize ipimizi doluyorduk. Sıradaki 2 ilmeği birlikte örüyorduk. Ardından 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ilmek örüp tekrar şişimize ipimizi doluyorduk ve sıradaki iki ilmeği birlikte örerek ikinci ilik çalışmamızı yapıyorduk Şimdi 19 artırma bizim için yeterli. İsteyen arkadaşlar 27 tamamlayabilir. Ben çok büyük bir hırka olsun istemiyorum. Geliyorum. Sadece kol kısmımı öreceğim arkadaşlar. Ön bedeni ördüm. Şu aradaki 3 ilmeğim var. Roba ayrımının olduğu yer. Bunun 2 ilmeğini de şişime alıyorum. Toplamda ön bedende hemen sayarak söyleyeyim. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 35 ilmeğim ön bedende kalacak şekilde ilmeklerimi ayırıyorum. Ardından kolumdaki ilmekleri örüyorum. Sadece kol çalışması yapacağız. Şimdi arka bedene kadar örgümüzü öreceğiz. Yine roba ayrımındaki bir ilmeği kolumuza alacağız. 2 ilmeği bedene bırakacağız ve geri döneceğiz. Bu şekilde kolumuzu öreceğiz. Kol çalışmamız bittikten sonra arka bedeni öreceğiz. Diğer kola geçeceğiz. Diğer kolumuzu da çalıştıktan sonra diğer ön bedeni örerek roba ve kol çalışmamızı tamamlamış olacağız. Kolumdaki ilmekleri arka bedendeki roba artışına kadar örüyorum. Kol ilmek sayımızı da vereceğim şimdi. Evet. Kol ilmeklerimi ördüm. Şuradaki 3 ilmek benim roba ayrımındaki ilmeklerimdi. Bunun bir tanesini alıyorum. Şimdi kolumdaki ilmek sayısını size söyleyeceğim. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 toplamda 46 ilmek bizim kolumuz için ayırmış olduğumuz ilmek sayımız. Şuraya hemen bir ayraç takalım. Şimdi geriye dönüyoruz ve sadece kol için ayırmış olduğumuz 46 ilmeğimizi haroşa örgü olarak toplamda 12 diş haroşa boyunca öreceğiz. İlk dişimizi örmüş oluyoruz. 46 ilmeğimi haroşa örgü olarak örüyorum. Roba artışlarında 3 tane ilmeğimiz vardı. İkisini ön bedene bıraktım. Bir tanesini kolu, kol kısmıma aldım. Sonra koldaki ilmekleri ördüm. Yine roba artışındaki 3 ilmeğin birini koluma aldım. İkisini arka bedene bıraktım. Kolum için 46 ilmeğim oldu. Şimdi var olan sadece 46 ilmeği 12 diş haroşa boyunca örmeye başladım. Evet 12 diş haroşa boyu kadar kolumuzu örelim. Sonra hem sağdan hem soldan eksiltme çalışması yapacağız. Bu çalışmayı nasıl yapacağımı sizlerle paylaşacağım. Şimdi örgülerimizi oraya kadar örüp tamamlayalım. Evet arkadaşlar 2 4 6 8 10 12 diş haroşa boyunca 46 ilmekten oluşan kolumuzu ördük. Şimdi eksiltme çalışması yapacağız. İlk ilmeğimizi boş alıyoruz. Sıradaki 2 ilmeğimizi birlikte örerek bir eksiltme yapmış oluyoruz. 45 ilmeğimiz kaldı şişimizde. Şimdi sıra sonunda 3 ilmeğimiz kalınca bir eksiltme daha yapacağız. ilmeklerimi örüyorum Evet, sıra sonunda 3 ilmeğim kalınca yine 2 ilmeği birlikte örerek bir eksiltme daha yapıyorum ve son ilmeğimi örerek sıramı tamamlıyorum. Sağda ve solda birer eksiltme yaptık. 46 ilmeğimiz vardı ve 44 ilmeğe inmiş oldu. Şimdi arkadaşlar var olan 44 ilmeğimizle birlikte 10 diş haroşa boyunca yine örgümüzü öreceğiz. Ardından yine bir kesme işlemi yapacağız. Sonra bir miktar daha öreceğiz ve kol çalışmamızı tamamlamış olacağız. Şimdi 10 diş haroşa boyunca örelim. İkinci kez kesme işlemimizi yapalım. İlk kesimimizden sonra 2 4 6 8 10 diş haroşa boyunca örgümüzü ördük. Şimdi ikinci kez kesim işlemi yapacağız. Yine ilk ilmeğimizi boş alıyoruz. Sıradaki 2 ilmeğimizi birlikte örerek 1 bir ilmek kesiyoruz. Ardından son 3 ilmeğim kalana kadar haroşa örgü olarak ilmeklerimi örmeye devam ediyorum. Son 3 ilmeğim kalınca tekrar bir kesim işlemi yapmış olacağım. Şişimizde 44 ilmeğimiz vardı. Ve bu kesim sonucunda da 42 ilmeğimiz kalacak. Sağdan ve soldan birer ilmek keserek 44 ilmeğimizi 42 ilmeğe indirmiş olacağız. Evet son 3 ilmeğim kalınca 2 ilmeği birlikte örüp kesiyorum. Son ilmeğimi örerek sıramı tamamlıyorum. Artık şişimde 44 ilmeğim var. Şimdi var olan 44 ilmeğimi 8 diş haroşa boyunca örüyorum. 8 diş haroşa daha öreceğiz 44 ilmeği. Ardından bir kesme daha yapacağız. Şişimizde 42 ilmek kalacak ve artık kesme işlemlerini bitireceğiz. Var olan 42 ilmeğimizle birlikte kol çalışmamızı tamamlayacağız. Şimdi 8 diş daha haroşalarımızı örelim. Sonra 3. ve son kez kesme işlemini birlikte yapmaya devam edelim. Evet, 42 ilmeğimizi 2, 4, 6, 8 diş haroşa boyunca ördük ve şimdi son kez kesme işlemi yapıyoruz. İlk ilmeğimi boş alıyorum, ikinci ve üçüncü ilmeğimi birlikte örerek bir kesme işlemi gerçekleştiriyorum. 42 ilmeğim vardı. 1 ilmek eksilttim. 41 ilmeğim kaldı. Sıra sonunda 1 ilmek daha keseceğim. Ve benim şişimde toplamda 40 ilmeğim kalacak. Arkadaşlar 3 kez kesme işlemi gerçekleştirdik. 46 ilmeğimiz vardı. 6 ilmek eksiltmiş olduk. Ve şişimizde 40 ilmeğimiz kaldı. Şimdi bu var olan 40 ilmekle birlikte kol uzunluğumuza ulaşana kadar haroşa örgülerle örgümüzü öreceğiz son 3 ilmeğim kaldı 2 ilmeği birlikte ördüm son ilmeği de örerek sırayı tamamladım 40 ilmeğim var şimdi istediğimiz kol uzunluğuna ulaşana kadar haroşa örgülerle örgümüzü öreceğiz ve kol çalışmamızı tamamlamış olacağız. Kısaca özetlersek 46 ilmek kolumuzu ayırmıştık. 12 diş haroşa boyunca ördük. Sağdan ve soldan birer ilmek kestik. Şişimizde 44 ilmeğimiz kaldı. Bu 44 ilmeğimizle 10 diş haroşa boyunca örgümüzü ördük ve tekrar sağdan ve soldan birer ilmek eksilttik. Şişimizde 42 ilmeğimiz kaldı. Var olan 42 ilmeğimizle 8 diş haroşa boyunca örgümüzü tekrar ördük ve son kez sağdan ve soldan birer ilmek keserek var olan ilmek sayımızı 40'a indirmiş olduk. Ve şimdi 40 ilmekle birlikte kol boyumuzun istediğimiz uzunluğa ulaşana kadar öreceğiz ve kol çalışmamızı tamamlayacağız. Şimdi Örgümüzü örmeye devam edelim. Son kesimimizden sonra var olan 40 ilmeğimizi 2 4 6 8 10 diş haroşa boyunca ördüm. Arkadaşlar gayet iyi bir kol uzunluğumuz oldu. Hatta size ölçü vereyim. Tam 22 santim kol örmüş olduk arkadaşlar. 40 diş haroşa boyunca ördük. 12, 10 daha 22, 8 daha 30, 10 daha 40 diş. 40 diş haroşa boyu örgümüzü ördük. Şimdi var olan ilmeklerin tamamını keserek kol çalışmamızı bitiriyoruz. İlk ilmeği boşaldım. ikinci ilmeği ördüm. Arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. Ördüm. Arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. Ördüm. Arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. Örerek kesme tekniği ile birlikte çok sıkı olmayacak şekilde arkadaşlar dikkat edin. Normal örgü örer gibi örün ve arkadaki ilmeği üzerine geçirin. Esnek güzel bir kesme ile birlikte kol çalışmamızı tamamlayalım. Evet ilmeklerimin tamamını örerek kesme tekniği ile birlikte kestim şu son ilmeğimi bir kez daha ördüm arkadaşlar kolumuzu dikebilmek için şöyle 50 santim kadar dikiş e, örgü ipimi uzun bırakarak kesiyorum ve kol çalışmamı bitirmiş oluyorum gördüğünüz gibi 3 aşamada daralan çok güzel bir kol kalıbı oluşturmuş olduk ne yaptık? Ön bedeni örmüştük, geldik. Sağ tarafımızdaki, e, sol tarafımızdaki kolumuzu ördük. Şimdi geliyoruz. Arka bedende kalmıştık. İpimizi arka bedenden itibaren örmeye başlıyoruz. Arka bedenin tamamını öreceğim. Diğer kolumun ilmeklerini öreceğim. Roba ayrımındaki üçer ilmeğin 2 ilmeğini bedenlere bırakacağım. Birer ilmeğini yine kollarıma ilave edeceğim. Şimdi bu şekilde örelim. Evet, roba ayrımının olduğu yere geldim. Arka bedeni bitirdim. Ruba ayrımındaki 3 ilmeğin ikisini arka bedene aldım. Biri kolumda kalacak şekilde şimdi kol ilmeklerimi örmeye başlıyorum. Yine ruba ayrımındaki 3 ilmeğin birini koluma ilave edeceğim. kol ilmeklerim yine 46 ilmek olacak Evet, koldaki ilmeklerimin tamamını ördüm. Şimdi roba ayrımında 3 tane ilmeğim var. Bunun bir tanesini de yine koluma ilave ediyorum. Kolumda toplamda arkadaşlar yine 46 ilmeğim oluyor sayalım 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 Evet var olan 46 ilmeğimizle birlikte tıpkı diğer kolumuzda olduğu gibi önce 12 sıra haroşa örelim sonra birer ilmek keselim ardından 10 sıra 10 diş haroşa örelim. Birer ilmek keselim. Ardından 8 diş boyunca örelim. Birer ilmek keselim ve 10 diş daha örerek toplamda 40 diş boyunca örgümüzü örüp ikinci kolumuzu da tamamlayalım. Sonra robamızın ön kısmını öreceğiz ve roba ve kol çalışmalarımız bitmiş olacak. Ardından beden çalışmasına devam edeceğiz. Evet arkadaşlar modelimiz zaten belirgin olmaya başladı. Şimdi ikinci kolu da bitirelim. Ardından birlikte örmeye devam edelim. Evet arkadaşlar diğer kolumu da tamamlamış oldum. Şimdi şu roba uzunluğumu sizlere vermek istiyorum. Yakadan kol altına kadar robamızın uzunluğu 14 santim 14 santim robamızın uzunluğu şu kol altından ölçtüğümüzde 20 santim de kolumuzun uzunluğu artık kol çalışmalarımız bitti en son sağ kolumuzu çalışmıştık şimdi ipimizi ön bedenimize takacağız. Son kez ön sıramızı öreceğiz ve roba çalışmamızı bitirmiş olacağız. Devamında sadece beden çalışmasına devam edeceğiz. Evet, ön bedenimdeki ilmekleri örerek robamı tamamlamış oluyorum. biraz seri çalışacağım. Durdurup başlatmamak için. Evet, robamı bu şekilde tamamlamış oldum. Şimdi alt bedeni örmeye başlayacağız arkadaşlar kol altı birleşme çalışmamız var. Geriye dönüyoruz. Ve haroşa örgülerle ön bedeni örüyorum. Ön bedeni ördüm. Tamamladım. Şimdi arka bedeni örmeye devam edeceğim. Ve kolantlarım da bu şekilde birleşmiş olacak. Geliyorum. Arka bedendeki ilmeklerimi sırayla haroşa örgü olarak örüyorum diğer kol altına kadar şimdi arka bedendeki ilmeklerimizi haroşa örgü olarak örelim diğer kol altına kadar Arka bedendeki ilmekleri de haroşa örgüyle ördüm. Yardımcı şiş kullanmıştım kol çalışması yaparken. Artık bu şişe ihtiyacım yok. Şimdi diğer ön bedenle birlikte örerek bu kolu da birleştirmiş oluyorum. Artık şişimizde iki ön ve bir arka bedenindeki ilmeklerimiz var. Bu şekilde örgüye devam edeceğiz. Yine hep haroşa örgüler öreceğiz. İlik çalışmalarımızı yapmaya devam edeceğiz. Kol çalışmamıza başlarken ikinci iliğimizi açmıştık. Onun arka sırasındayız. Var olan dolama yaptığımız ilmekleri de haroşa örgü olarak bu sırada örüp tamamlıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi artık kollarımız da birleşti. Şu kol altlarımızı örgümüz bittikten sonra çok düzgün bir dikiş tekniği ile birlikte dikeceğiz onu nasıl diktiğimi sizlere göstereceğim şimdi iki ön ve bir arka bedenimiz var haroşa örgü olarak örgümüzü örmeye devam edeceğiz ikinci ilik çalışmamızı yapmış olduk iki ilik çalışması daha yapacağız 2 4 6 8 10 12 14 diş haroşa arayla iliklerimizi açıyorduk şimdi 14 diş haroşa boyunca öreceğiz. Üçüncü kez iliklerimizi açacağız. Ardından bir 14 diş haroşa boyunca öreceğiz ve dördüncü kez iliklerimizi açacağız. Ardından bir miktar daha e, hırkamızın boyunu uzatacağız. Yine haroşa örgülerle birlikte sonra örerek kesme tekniğiyle kesip hırkamızı tamamlayacağız. Şimdi ilik çalışmalarımızı yapalım. Örgümüzü örelim ve sonrasında yine birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar hırkamızda toplamda 4 kez ilik çalışması yaptım. Her iki ilik arasında 14 diş haroşa boyunca örgümü ördüm. İkili ilikler halinde 2, 4, 6 ve 8 olmak üzere toplamda 8 ilik çalışması yaptım. Son ilik çalışmamdan sonra 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 sıra yine haroşa olarak örgümü ördüm. Şimdi örgümün iç tarafında örerek kesme tekniği ile birlikte var olan ilmeklerimin tamamını keserek artık hırkamı tamamlayacağım ilk ilmeği boş alıyorum şu düz örgü olarak ördüğüm için önce ilk iki ilmeği birlikte örüyorum ve arkadaki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum ki burada bir fazlalık olmasın ardından sırayla sıradaki ilmeği örüyorum arkadaki ilmeği üzerinden geçiriyorum örüyorum üzerinden geçiriyorum örüyorum üzerinden geçiriyorum bu şekilde örgümüzün düz tarafında 15. diş haroşamızı da örmüş oluyoruz hem kesim işlemi yapmış oluyoruz hem de 15. diş haroşamızı örmüş oluyoruz şöyle örgümü çevirerek göstereyim görmüş olduğunuz gibi şurada ilk iki ilmeği birlikte örerek kestiğimiz için çok düzgün bir hat elde etmiş olduk ve ardından 15. diş haroşamızı kesim esnasında örmüş oluyoruz bu şekilde var olan ilmeklerin tamamını örerek kesme tekniğiyle önce örüp sonra arkadaki ilmeği üzerinden geçirerek keselim ve hırkamızı tamamlayalım çok sıkı bir kesim işlemi yapmayın. Örgünüzle aynı bollukta örün ve arkadaki ilmeği üzerinden geçirin. Şöyle esnek, düzgün bir kesim olsun. Şimdi var olan ilmeklerin tamamını bu şekilde keserek tamamlayalım. Evet, var olan ilmeklerin tamamını örerek kesme tekniğiyle kestim. Son ilmeğimi bir kez daha ördüm ve ipimi biraz uzunca bırakarak tamamladım arkadaşlar iki yumak ipten artan ipimiz bu kadar tam iki yumak ip kullandık şimdi örgümüzün iç tarafında tığımızın yardımıyla ipimizi gizliyoruz haroşa ilmeklerin arasından birkaç kez yürütmemiz yeterli ve fazla olan ipimizi kesiyoruz arkadaşlar örgümüz bitti kollarımız vardı ee, çok düzgün bir teknikle kollarımızı nasıl dikeceğimizi şimdi sizlere kısaca anlatacağım. Kolumuzu ördükten sonra ipimizi biraz uzun bırakmıştık. Ucu küt olan işleme iğnesleri var. Bunlarla çok rahat çalışılıyor. Böyle bir iğne kullanırsanız çok rahat edersiniz. Geliyorum. Karşı taraftaki ilmekle önce örgümü şöyle gördüğünüz gibi birleştiriyorum. Ardından haroşa dişlerinin bir sağından, bir solundan iğnemle girerek her iki tarafı birleştiriyorum. Şöyle bir sağdan, bir soldan. Karşılıklı haroşa dişlerini hiza alıyorum. Ve bu şekilde çok düzgün, hiç dikiş olduğu anlaşılmayan bir birleştirme gerçekleştirmiş oluyor. Bir sağdan bir soldan, bir sağdan bir soldan, hem örgümüzün düz tarafında hem iç tarafında aynı düzgünlüğü elde etmiş oluyoruz. Şimdi kol altına kadar bu şekilde örgümüzü birleştirelim. Sonra kol altında nasıl çalışmayı tamamladığımı tekrar sizlerle paylaşayım. Evet, kol altına kadar var olan haroşa dişlerinden bir sağdan bir soldan iğnemle beraber girerek örgümü birleştirdim. Şimdi tam kol altındayım. Kol altımızda da yine karşılıklı ilmeklerin arasından bu şekilde girerek kol altımızı da kapatıyoruz son olarak iğnemi örgümün iç tarafına yolluyorum burada kol çalışmamızı bitirdikten sonra örgümüze devam etmek için bağladığımız ipin başlangıcı var bununla birlikte büyümleyerek sabitliyorum ve yine iğnemin yardımıyla örgünün arasından ipimi yürütüp gizliyorum ve fazla olan ipi kesiyorum. Aynı şekilde diğer ipimi de tığımın yardımıyla örgümün arasından birkaç kez yürüterek gizliyorum. Ve fazla olan ipimi keserek temizliyorum. Evet tertemiz ve çok güzel bir hırka çalışması yapmış olduk. Arkadaşlar kuroveze bir çalışmaydı. Düğme çalışmalarımızı da ilk ilik çalışmamızı 5 diş haroşadan sonra yapmıştık. Düğmelerimizi de 5 diş haroşadan sonra hemen 3. ve 4. ilmeğe denk gelecek şekilde karşılıklı bu şekilde 8 adet çalıştım. Deri görünümlü bir düğme kullandım. Siz de deri görünümlü ya da ahşap ya da ipinize renginize uygun bir düğme kullanarak çalışmanızı tamamlayabilirsiniz. Şimdi düğmelerimizi de kapatalım. Ve yeleğim, e, hırkamızın son halini bir görelim. Kalıp olarak en boy olarak kol eni ve kol boyu olarak. Yani kısacası her şeyle dört dörtlük bir çalışma oldu. Benim içime çok sindi. Çok güzel bir kalıp çalışması yapmış olduk. Büyüklüğümüzde arkadaşlar bir yaş ve bir yaş üstü olarak kullanılabilecek büyüklükte oldu. Şimdi ölçü olarak da sizlere santim uzunluğu vereceğim. Evet gördüğünüz gibi harika bir kuroveze çalışma oldu. Şu kollarımızı şöyle hafif katlayarak kullanıyoruz. Model bu şekilde. Şimdi kameramı bir ayarlayayım. Hırkamın tamamını Sizlerle paylaşayım. Evet arkadaşlar kameramı da ayarladım. Bu arada kendi etiketlerimi örgümün üzerine de dikmiş oldum. Gördüğünüz gibi çok düzgün bir çalışma oldu. En boy ölçüleriyle ipiyle düğmeleriyle birlikte bence harika bir çalışma oldu gerçekten. Şu an ben kendimde gurur duydum çok mutlu oldum son olarak size ölçü vereceğim Hatta uzun zamandır mankenim Aliş var onu kullanmıyorum Bir de <laughs> hırkayı ona mı giydirsem şimdi yakadan arkadaşlar etek ucuna kadar 33 santim uzunluğunda oldu hırkamız elimizde 27 santim yani yine ideal bir hatta bir buçuk yaşa kadar belki 2 yaşa kadar çocuğunuzun gelişimine göre bu değişiklik gösteriyor biliyorsunuz. Kullanabileceğiniz ölçülerde bir hırka çalışması oldu. Şu kol altı çalışmamızdan sonra 22 santim daha örgü ördük. Kolumuz katlandığında 17 santimde kol uzunluğumuz oluyor evet arkadaşlar bir anlatımın daha sonuna geldim. Ben çok keyif alarak ördüm ve anlattım. Dilerim siz de aynı keyifle örer ve benim gibi böyle mükemmel bir sonuç elde edersiniz. Şayet bu anlatımı da beğendiyseniz beğeni tuşuna dokunmayı unutmuyoruz. Her zamanki gibi söylüyorum. Ve ilk kez kanalımı eğer izliyorsanız abonelikler ücretsizdir. Gönül rahatlığıyla abone olabilirsiniz. Abone ol butonunun yanında bildirim işareti var. Zil işareti. Onu da tıklarsanız bundan sonra her yayınladığım video, yayınladığım an itibariyle size bildirim olarak gelecektir. Dolayısıyla hiçbir videomu da kaçırmış olmayacaksınız. Kış geliyor. Artık çok güzel modeller örmeye başlayacağız. Daha hızlı çalışacağız arkadaşlar. Mümkün mertebe farklı, sade güzel modeller anlatmaya çalışacağım bir sonraki anlatımında görüşebilmek dileğiyle sağlık saat esenlikler diliyorum hoşçakalın.